Teşekkür ederim. Ablacığım ben bir restoran arayıp geliyorum. Ben Doğan'ın bunu sadece Yıldız'dan dolayı yaptığını düşünmüyorum. Sen bir şey araştırıyorum diyordun. Bununla alakası olabilir mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Doğan benim neyin peşinde olduğumu çok iyi biliyor. O yüzden beni susturmak için bana gözdağı veriyor. Ya Doğan gibi bir adamı bu kadar endişelendirecek ne bulmuş olabilirsin? Vallahi Çağatay, emin değilim ama sanıyorum Doğan borsada manipülasyon yapmaya hazırlanıyor. Kuyu Plus. Kuyu Plus, evet. Sen çıkan haberleri de bilmiyorsun tabii. Hangi haberleri? Bak. Kuyu Plus gıdanın ürettiği yoğurtlarda yüksek miktarda plastik oranına rastlandığı, yetkililerin konuyu örtbas etmeye çalıştığı konuşuluyor. Adam babamdan kalma şirketin itibariyle oynuyor. O kadar basit değil, ben söyleyeyim. Bu haberleri yaptırıyor çünkü hisselerin değerini düşürecek, hepsini toplayacak, sonra tekrar yükseltecek. Bak. İyi de bunu yalanlamak çok basit. İki tane sağlık deneticiyi alır gideriz. Ama bundan onun haberi olmaması lazım ki önlem almasın. Olmaz olmaz. Seda yerlidir. Bence birlikte gidelim. Hisselerin değerinin düşmesine engel olalım. Tamam, gidelim. Ender, Doğan'ın bundan nasıl haberi oldu? Sen birine bir şey bahsetmedin değil mi? Hayır, hiç kimse bilmiyor. Bu adam seni takip ettiriyor olabilir. Eğer öyleyse Doğan sandığımızdan çok daha tehlikeli biri ve olay bambaşka boyutlara gider. Aynısını düşünüyorum. Bak sen her ihtimale karşı dikkatli ol, tamam mı? Ama ben ona bunun hesabını soracağım. Hem de gideceğim evde herkesin ortasında soracağım. Bir de beni arıyor, böyle aba altından sopa gösteriyor bak. Doğan bundan bu kadar rahatsız olduysa bu işin altında daha büyük bir şeyler olabilir. Bu bizim işimize gelir.